kantlardaki muskuloskuten osteoporozi deriyi kaldırdığımız zaman ilk karşımıza çıkan kas bölümüdür. Muskuloskuten osteoporozi cidagodan patellaya kadar uzanan, ventralde ise linea alba'da pectoralis ascendens kası ile birlikte linea alba'da seyreden bir kasımızdır. Deri altı kası olarak isimlendirilen muskuloskuten osteoporozi fasciae superficialis'ten origo ve inserzio alan bir kasımızdır. Bu muskuloskuten osteoporozinin artikülasyon humeri ve humerus üzerindeki biraz daha kalınlaşmış olan bu bölümüne ise muskuloskutaneus homo brachialis ismi verilmektedir. Şimdi bu deri altı kasını kaldırdıktan sonra diğer kaslara bakacağız. Ön bacağı gövdeye bağlayan kaslardan dorsalde yer alan ilk kasımız musculus trapezius. Musculus trapezius kası pars cervicalis ve pars thoracalis olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Origo olarak ligamentum minore'den oluştuğunu anmakta ve spina scapula'ya insertör yapmaktadır. Musculus trapezius'un altında yer alan diğer bir kasımız ise musculus romboidus kası, pars cervicalisi ve pars thoracalisi. Musculus romboidus kası da modul bölgeye, pars cervicalisi, angulus cranialis'te ve aynı zamanda cartilagus scapula'ya, pars thoracalis'te angulus caudalis ve cartilagus scapula'ya yapışmaktadır. Ön bacağı gövdeye bağlayan kaslardan bir diğeri de musculus latissimus dorsi kasıdır. Musculus latissimus dorsi kası şurada görülen fasciae thoracolumbaris'ten orijin aldıktan sonra aşağıya doğru iner ve humerusun üzerinde yer alan tuberculumerusun altında yer alan tuberus lateralis major'da insertion yapmaktadır. Ön bacağın kraniyerinde yer alan ve ön bacağı gövdeye bağlayan diğer bir kasımız da musculus brachiocephalicus kasımızdır. Musculus brachiocephalicus kasımız hemen hemen artikülasyonun hizasında bir fibrillus bant olan intersectio clavicularis denilen bir bant ile ikiye ayrılmaktadır. Şöyle ki musculus pleurobrachialis ve musculus pleurocephalicus olmaktadır. Musculus pleurobrachialis kasımız aşağıya doğru indirecek ve kulesine doğru gelmektedir. Diğer kısımız ise pleurocephalicus kasımız. Pleurocephalicus kasımızdan ventralde olan kasımız ventralde yer alan pektoral kaslarımıza bakacak olursak musculus pectoralis descendens ve onun biraz daha gerisindeki musculus pectoralis transversus ve daha da geride yer alan ise musculus pectoralis ascendens kasıdır. Musculus pectoralis descendens kası ile musculus brachiocephalicus kası arasında yer alan şu oluğumuzun adı sulcus pectoralis lateralis'tir. Ki bu oluğun içerisinde yer alan venanın ismi de vena sefalikadır. Bu vena sefalika bu oluğun içerisinde ilerledikten sonra vena jugularis'e karışmaktadır. Musculus pectoralis descendens kası manubrium sternden orijin aldıktan sonra humerus'un crista tuberculi majoris'ine insertion yapmaktadır. Musculus pectoralis transversus kasımız ise İkinci kostadan sonra yer alan, altıya kadar yer alan kostaların, kartilago kostalarından orijin almakta, transversal ipliklere sahip olmakta ve pectoralis descendens kas ile birlikte crista tuberculi majoris'e ve fascia antebrale'ye doğru insertion yapmaktadır. Bunların gerisinde bulunan pectoralis ascendens kasımız ise linea alba'nın olduğu hizada iki kas birbirine birleşmektedir. Ve bu musculus pectoralis ascendens kası ise 6. kostadan sonra yer alan kostalar ve sternumdan orijin almaktadır. Ve gelip yapıştığı yer ise tuberculum minus'tur. Ön bacağın hemen scapulasının önünde yer alan lenfonete cervicalis superficialis klinik muayene açısından önemli olan bir konusudur.
ve bulunduğu yerde hemen homo transfer sayısı ve aynı zamanda uzunluğu spinatusun arasında bulunmaktadır. Ön bacağı gövdeye bağlayan musculus brachiocephalicus kısmının cleidobrachialis denilen kısmı intersectio clavicularis'ten origo aldıktan sonra aşağıya doğru inmekte ve brachium'a yani humerus'a bağlanmaktadır. Cleidocephalicus kısmının ventralinde bulunanı cleidomastoideus, dorsalinde yer alanı ise cleidooccipitalis olarak isimlendirilmektedir. Buradaki brachiocephalicus kası ile sternocephalicus kaslarının arasında vena jugularis'i yer aldığı sulcus vena jugularis'i görmekteyiz. Sulcus vena jugularis'i dorsalde cleidomastoideus, ventralde ise sternomandibularis ismini verdiğimiz kasımı sınırlandırmakta. Bunların tabanında ise alttan geçerek yer alan şu kasımız ise sternomastoideus kasımızdır. Sternumdan çıkıp başa doğru gelen kaslardan sternocephalic kaslara bakacak olursak manubrium sterni ve ilk costadan çıkıp mandibulaya doğru gelen şu kasımız sternomandibularis kası. Onun biraz daha ventralinde ve hemen altından ilerleyen ve yine aynı şekilde sternumdan ve birinci costadan çıkan origo alan sternomastoideus kasımız. Bu da processus mastoideus'a yapışmaktadır. Onun iç tarafında ve medial hatta yer alan şu kaslarımız ise birincisi tam median hatta yer alan ve biraz daha yüksek olan sternohyoidus. Ki bu da sternum ve birinci kostadan orijin aldıktan sonra bazı hyoidum gelip inzersiyosunu yapmaktadır. Onun biraz daha altında ve birazcık daha lateralinde kalan bu ise sternotirohyoidus'tur. Yine aynı şekilde sternum ve birinci kostadan, manubrium sternumdan ve birinci kostadan orijini aldıktan sonra gelip yapıştığı yer cartilago tiroidi'dir. Scapula'nın üzerindeki kaslara bakacak olursak fossa supraspinatus'un olduğu bölgeyi dolduran musculus supraspinatus kası buradaki spina scapula ve aynı zamanda buradaki boşluktan orijin almakta ve tuberculum majus ve tuberculum minus'a insersiyon yapmaktadır. Fossa infraspinatus'un olduğu bölgede yer alan bu kasımız ise musculus infraspinatus kasıdır. Bu da spina scapula ve aynı zamanda bu çukurcuktan orijin aldıktan sonra gelip yapıştığı yer tuberculum majus üzerindeki fasciis musculi infraspinatidir. Musculus infraspinatus'un üzerinde yer alan şu kasımız ise musculus deltoideus kasımızdır. Musculus deltoideus kası akromiyonu olan hayvanlarda iki parçalıdır. Pars acromionalis ve pars scapularis olmak üzere. Pars acromionalis akromiyondan orijin alır. Pars scapularis ise musculus infraspinatus'un olduğu bölgedeki fasciyalardan ve margo caudalis'ten orijin aldıktan sonra tuberositas deltoidea birlikte yapışmaktadır. Bunların biraz caudalinde yer alan ve şu üç başlı kasımız ise musculus triceps brachii'dir. Musculus triceps brachii'nin caput longumu, bu margo caudalis'ten orijin almakta. Caput lateralis'i, crista tuberculum majoris'ten orijin almakta. Ve iç tarafta da caput medialis'i, o da humerus'un ortalarından orijin almakta. Ve üçü birlikte tuber olecranide insersiyon yapmaktadırlar. Musculus brachiocephalicus kasının, özellikle cleidobrachialis kasının altında yer alan musculus biceps brachii ve onun biraz daha gerisinde yer alan musculus brachialis kasını görmektesiniz. Musculus biceps brachii kası scapula'nın distalinde bulunan ve kraniyelinde yer alan musculus tuberositas supraarticularis olduğu bölgeden orijin almakta ve aşağıya doğru inip tuberositas radii'de insersiyon yapmaktadır. Musculus brachialis kası ise caput humeri'nin altında yer alan collum humeri'den origo almakta ve sulcus musculus brachialis ismi verilen oluğun içerisinde seyrederek bununla birlikte yani biceps brachii ile birlikte tuberositas radii'de sonlanmaktadır. Musculus tensor fascia antebrae ismindeki kasımız ise triceps brachii'nin gerisinde yer alan ve margo caudalis'ten orijin aldıktan sonra aşağıya doğru inerek fascia antebrae ve tuber olecraniye insersiyon yapmaktadır. Tensor fascia antebrae kası. Antebraeum'un üzerindeki kaslara bakacak olursak antebraeum'un lateralinde ve kraniyelinde yer alan kasların hepsi ekstensör kaslardır. Ve bunların çoğunluğu humerus'un epicondylus lateralis'inden origo almaktadır. Bunları kraniyelden caudale doğru sıralayacak olursak
Musculus extensor carpi radialis, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor digitorum lateralis ve musculus extensor carpi ulnaristir. Musculus extensor carpi radialis epicondylus lateralis'ten orijin aldıktan sonra metakarpusun 3'ün üzerinde yer alan tuberostas ossis metakarpali 3'te sonlanmaktadır. Musculus extensor digitorum communis kası ise yine aynı şekilde epicondylus lateralis'ten origo aldıktan sonra distale kadar inmekte ve phalanx sternis'teki processus extensoris de sonlanmaktadır. Musculus extensor digitorum lateralis kası ise radius'un ve ulna'nın lateralinden origo aldıktan sonra distale kadar inmekte ve phalanx media'da insersiyo yapmaktadır. Musculus extensor carpi ulnaris kası yine epicondylus lateralis'ten origo aldıktan sonra metacarpus'un proximalinde sonlanmaktadır. Musculus abductor digiti 1 longus kası ise musculus extensor digitorum communis'un altından vereye bir şekilde geçtiği zaman net görülmektedir. Bu da radius ve ulna'nın proximalinden origo aldıktan sonra metacarpus'un üzerinde, metacarpus'un 3'ün üzerinde sonlanmaktadır. Ön bacağın medyalindeki kasları görüntülemek için öncelikle ön bacağı gövdeye bağlayan kasları kesmemiz gerekiyor. Bunun için ilk başlangıcımız musculus pectoralis transversus ve musculus pectoralis descendens. Daha sonra musculus pectoralis ascendens ve musculus brachiocephalicus. Bölgede aksiller bölgeye gelen damar ve sinirleri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Vena axillaris ve plexus brachialis. Bunlara da bir kesit attıktan sonra yukarıya doğru çıkıyoruz. Musculus latissimus dorsi'yi kesiyoruz. Dorsik kasını ayırdığımız zaman altında yine ön bacağı gövdeye bağlayan musculus serratus ventralis kasını daha net bir şekilde göreceğiz. Musculus latissimus kostalara yapışmış bir kastır. Ve burada da serratus ventralis kaslarının dişli dişli bölümlerini görmektesiniz. Musculus serratus ventralis kası da ikiye ayrılmaktadır. Musculus serratus ventralis pars torakalis ve pars cervicalis olmak üzere. Latissimus kasımızı ayırdık. Burada gördüğümüz pars torakalisi ve burada aşağıda yer alan kısmı ise pars cervicalistir. Bunlar skapulanın arkasında bulunan fasciis serrata dediğimiz yüzeye insersiyo yapıdırlar. Evet, gövdeden ayırdık. Bacağın medyalindeki kasları inceleyecek olursak, fossa subscapularisi içerisini dolduran bu kasımız musculus subscapularisi. Buradaki boşluktan origosunu almakta ve tuberculum minus'ta insersiyo yapmaktadır. Buradaki kaslar ise musculus serratus ventralis'in insersiyo bölgeleri, fasciis serrata denilen bölgeleri ve aynı zamanda cartilago scapularis'e yapışmış olan musculus romboidosun insersiyo bölgeleri. Musculus subscapularis'in gerisinde yer alan şu kasımız musculus teres major kası. Teres major kası margo caudalis'ten origo aldıktan sonra tuberostas teres major dediğimiz humerus'un üzerindeki çıkıntıda sonlanmaktadır. Onun gerisinde yer alan, biraz önce bahsetmiştik, 3 başlı kasımız olan musculus triceps brachii. Caput longumu ki margo caudalis'ten orijin almıştır. Caput medialisi humerus'un ortalarından ve medial yüzünden. Caput lateralis de tuberostas deltoideanın olduğu bölgeden origo aldıktan sonra tuber olegrinde sonlanmaktadır. Onların biraz daha kraniyerinde yer alan kasımız ise musculus coracobrachialis'tir. Musculus coracobrachialis, processus coracoideus dediğimiz tuberculum supraartiküllerinin olduğu bölgeden origo alır ve humerus'un ortalarında sonlanmaktadır. Burada görülen kasımız ise musculus biceps brachii. Onun altında yer alan kasımız ise musculus brachialis. Bunların her ikisi birlikte tuberostas radii'de sonlanmaktadır.
Antebrayumun medyalinde ve kaudalinde yer alan kaslara bakacak olursak, bebeğinde bulunan musculus pronator teres kası, epikondriz medialisten origo aldıktan sonra hemen hemen radyusun ortalarında sonlanmaktadır. Onun gerisinde bulunan kasımız ise musculus flexor carpi radialis ve en arkada bulunan ise musculus flexor carpi ulnaris kasıdır. Musculus flexor carpi radialis epikondriz medialisten origo aldıktan sonra metacarpus'ta sonlanmaktadır. Musculus flexor carpi ulnaris ise epikondriz medialisten caput ulnaresini, tuberole grandin'den de caput ulnaresini aldıktan sonra aşağıya doğru inmekte ve os carpi accessorium'da sonlanmaktadır. Musculus flexor carpi radialis ile musculus flexor carpi ulnaris arasında yer alan ulnarolukta yer alan nervus ulnarisi görmekteyiz. Musculus flexor carpi ulnarisin hemen altında yer alan bu kasımız ise musculus flexor digitorum superficialis kasıdır. Musculus flexorum superficialis kasısı epikondriz medialisten origo aldıktan sonra aşağıya kadar inmekte ve phalanx medianın olduğu bölgede sonlanmaktadır. Daha sonra en altta bulunan şu kaslarımız ise birincisi caput ulnaresi olan musculus flexor digitorum superficialis caput ulnaresi. Daha sonra iç taraflarda caput humeralesi ve daha da önde bulunan caput radialisini gördüğümüz bu musculus flexor digitorum profundus kasımız. Bu ise caput ulnaresi tuberole grandin'den, caput humeralesi epikondylus medialis'ten, caput radialisi ise radius'un hemen hemen medial yüzünden origo aldıktan sonra gelip yapıştıkları yer phalanx distalis'teki facies flexoria gelip yapışmaktadırlar. Evet, tekrar sırasıyla bakacak olursak kraniyalden mediale doğru pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris ve iç tarafta ise flexor carpi radialis ulnarisin hemen altında yer alan musculus flexor digitorum superficialis ve diğerleri ise musculus flexor digitorum profundusun caput ulnarisi, musculus flexor digitorum profundusun caput humeralisi ve musculus flexor digitorum profundusun caput radialisi. Her ikisi birlikte phalanx distalis'te sonlanmaktadır.